o sığınmacıların tıpkı çöplerini Türkiye'ye gönderdiği gibi Avrupa'nın bu sığınmacıları da sanki burada Türkiye tutsun, biz Türkiye'ye para verin. Biz şey miyiz ya, ne bileyim, sizin kaleniz miyiz biz? Veya sığınmacı kalesi miyiz? Yani Türkiye'nin ve Avrupa'nın arka bahçesiyiz tabii ki, yani konunun özü o. Ama bakın, bu konuda haber yapan insanlar tutuklanıyor artık Türkiye'de. Yani sığınmacı konusunu dile getiren, toplum bundan şikayetçi, gettolaşma var, ülkede asayiş bozuluyor, bunlarla birlikte ülkenin huzuru bozuluyor diyen insanlar, gazeteciler, işte Süha gibi, Süha Çandarlı gibi, Batuhan Çolak gibi isimler tutuklandı, gözaltına alındı. Halkı kin ve nefrete yönlendiriyorsun diyerek bu insanlar gözaltına alındı. Belki bu yayından sonra beni de gözaltına alacaklar. Sen neden bu insan bu olayı kaşıyorsun? Sen neden halkta kin ve nefret uyguluyorsun diye. Belki buna da imkan tanıyacaklar. Hayır, bu sorunu tartışalım arkadaş. Türkiye için, dünya için büyük bir sorun. Ve bu insanlar tutuklandılar. Bu insanlar gazeteci. Bu sorunları dile getirildiği için bu insanlar tutuklandı ve cezaevinde. Halkı kin ve nefrete sürüklüyorsun diye veya halkta kin ve nefret duygularını uyandırıyorsun diye bu insanları sığınmacı karşıtlığı olmakla, hayır, sığınmacı karşıtlığı yok bu ülkede. Bu ülkede bu insanların geri gönderilmesini isteyen çok büyük bir kitle var. Artık misafirlik bitti demek gerekiyor bu insanlara. Ama bu Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir durumdan bahsetmiyorum sizlere. Bu Avrupa'nın da sorunu, Amerika'nın da sorunu, Türkiye'nin de sorunu. Ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, Avrupa Birliği ve Amerika ve Rusya başta olmak üzere Suriye yönetiminde alıp o insanları, Suriyelilerse Suriyelileri ülkelerine göndereceksin. Şimdi nasıl gönderecek Avrupa? Çünkü o ülkede para yok, o ülkede geçinilmiyor. O ülkede ileride can güvenliğinin neler getirebileceği, neler olacağı da bilmiyor. Veya Afganistan gittiğinde ülkeye nasıl geçinecek, nasıl yapacak? Yani bunlara bir çözüm bulması gerekiyor. Ülkeler rezerv ülke değil arkadaşlar. Biz rezerv ülke değiliz. Zaten ekonomik anlamda zor durumdayız. Zaten al işte bak, az önce kuyumcuya giren adamı gördünüz, aklın başında diyor. Ver bana, bana bunu vermek zorundasın, ben geçinemiyorum diyor. Açlık noktasında yaşıyoruz. İnsanlar çöplükten malzeme topluyorlar. Ve yiyecek arıyorlar. Karnını doyurmaya çalışıyorlar. Az önce verdim bak, yumurta bir yılda çarpı iki olmuş. Biz zaten zor geçiniyoruz. Zaten yarı aç, yarı tok yaşayan bir ülkedeyiz. Bir de kaynaklar buraya gidiyor. Kaynakların bir kısmı buraya gidiyor. Ha, Türkiye bu kaynakların ne kadarını kendi cebinden, ne kadarını Avrupa'dan alıyor veya Avrupa ile arasında böyle bir mülteci anlaşmasında ne kadar Türkiye'ye para veriliyor, vermiyor, onu da bilmiyoruz. Belki Türkiye bunu isteyerek yapıyor. Yani isteyerek belki Erdoğan göndermiyor Avrupa'dan para geldiği için veya para gelecek olması veya Avrupa Birliği'ne karşı bunu koz olarak kullanmak istiyor elindekini. Ya da bunları potansiyel bir seçmen olarak görüyor iktidarını sağlamlaştırmak için. 13-14 milyondan da bahseden var. Yani asıl amaç belki oy potansiyeli onları tutmak için, oy potansiyelinde tutmak için veya onlardan oy alabilmek için. Kimisi 13-14 milyon diyor. Bak şuraya not aldım. Bu notlar arasında var. 5 ile 18 yaş arasında Türkiye'de şu anda 1 milyon insan varmış. Suriyelilerden bahsediyoruz. 5 ile 18 yaş arası. Çok büyük bir oran. Veya bunlar ucuz iş gücü yarattığı için mi bu insanları tercih ediyorsunuz? Ama o bir çözüm değil ki, merdiven altı demektir. O ekonominin çökmesi demektir. Kendi insanımızın aç kalması demektir. Sebeplerin hiçbirini bilmiyoruz ama yazabiliriz. Yani bir, Avrupa ile pazarlık konusu yapmak için mi? İki, Avrupa'da ne bileyim zorda bırakmak için mi? Gerekirse koz olarak kullanmak için mi? Avrupa'dan para alındığı için mi? Ne bileyim Türkiye'de oy potansiyeli olduğu için mi? Ucuz iş gücü sağladığı için mi? Ama arkadaş, ülkeye zarar veriyorsunuz. En sonunda sorun ne biliyor musunuz? Ülkenin nüfus yapısını bozuyorsunuz. En büyük sorunu versene Bilge Yılmaz'ın sözünü lütfen. Bilge Yılmaz'ın sözünü verir misin? Özellikle rica ediyorum senden. Evet, biraz büyütürsen sevinirim. Bakın, hükümet kaçak göçmenler ve sığınmacılar üzerine tehlikeli bir oyun oynuyor. İktidarı itinayla tasarlanmış ve nüfus hareketleri üzerine kurulmuş bir ekonomi politikası var. Nitelikli, kendi alanında uluslararası düzeyde rekabet eden insanlarımız bilinçli bir şekilde yurt dışına itiliyor. Oluşan boşluğu, yeterliliği olmayan, cumhuriyetimizin değerlerini benimsememiş ve ülkemizi bir vatan olarak görmeyen insanlar ile dolduruyor. Peki bu politika ne gibi sonuçlar doğurur? Bakın, demiş işte, ucuz ve kayıtsız işçiler üzerinden üretim maliyetleri düşürülüyor. Alta gelebilirsin. Ana şeylerini okuyayım ben onun. Manşetlerini okuyayım. İki,
AB ile imzalanan göçmen anlaşması ile milyarlarca avro hükümetin kasasına giriyor. Fakat bu Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışına itiyor. Evet, ne kadar avro giriyor arkadaş? Onu bilmek istiyorum. Bunu para karşılığında yapıyorsanız yazıklar olsun ya. Ülkenin gelecekteki nüfus yapısını, gelecekteki ülkedeki Anadolu'daki yapılanmayı çökertiyorsunuz. Ve maalesef yozlaşmış bir nesil ortaya çıkartıyorsunuz. Ve maalesef milli benlikten uzak bir nesil ortaya çıkartıyorsunuz eğer kafanızda bu varsa. 3. Yabancıya konut karşılığı vatandaşlık ve oturum izni verilmesi sonucu ülkeye döviz giriyor. Ancak Türk vatandaşları konuta erişemiyor, sosyal uyumsuzluklar baş gösteriyor. Tamam Ahmetciğim, 3 aşağı 5 yukarı maksat anlaşıldı. Yani her şeyi para için mi yapıyorsunuz ya? Her şeyi para için mi yapıyorsunuz? Ha? Para için yapıyorsanız inanın bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Yani Avrupa'dan gelecek o para, bir dakika Mine'nin yazısını okuyacağım. Teşekkür ederim Mine yardımın içinde. Yani para için yapıyorsanız, ucuz iş gücü için yapıyorsanız, ne bileyim işte ev satalım onun karşına döviz gelsin diye yapıyorsanız, ülkenin yapısını bozuyorsunuz. Ülkenin demografik yapısını bozuyorsunuz. Ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Bakın sizler bizler çekip gideceğiz bu diyardan. Ama bizden sonra gelecek nesil inanın bana çok zorluk çekecek ve sizi iyi anmayacak. Mine Hanım diyor ki Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılı hatta daha fazlası mülteci sorunuyla geçecek. Bu Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorun. Gerçekten en büyük sorun. Şu anda ekonomik sorun en büyük geçiyor ama ikinci en büyük sorun olarak bunu yazabiliriz. Türkiye'nin buna acil bir çözüm bulması gerekiyor. Bu Türkiye'nin çözebileceği bir durum değil artık tek başına. Bakın ilk başta bir kere AB, Türkiye bir araya gelecek. Ardından da Rusya'yı yanlarına çekecekler. Burada en büyük topluluk şimdi Suriye'den geliyor. Suriye ile Esad yönetimiyle oturup konuşacaklar. Bu insanların hayatlarını garanti altına alacaklar ve bu insanları evlerine gönderecekler. Ama nasıl gönderecekler? Yani nasıl olacak bu iş? Giden insan nasıl dönecek? Arkada dönmek istemez ki. Oradaki rahatlığı gördü. Türkiye'de bugün Suriye'den daha rahat. Evet. Buradaki rahatlığı gördü. Avrupa'daki rahatlığı gördü. Ben diyecek kendi ülkeme gidip diyecek ne yapayım diyecek. Yani orada yaşayayım. Kötü bir hayat mı yaşayayım? Orada burada dükkan açıyor, orada dükkan açıyor, bir şeyler yapıyor, hür teşebbüs var, onu kullanıyor, parasını kazanıyor. Yani bunu bırakıp nasıl gidecek? O da çocuğunun geleceğini düşünüyor. O insanlar da çocuğunun geleceğini düşünüyor çünkü kendi geleceğiyle birlikte. Kendisi ama çocuğunun ve kendinden sonra gelecek neslin de güvenli bir şekilde olmasını ve insanca yaşamasını istiyor. Sorunlar çok büyük. Avrupa'da da al bak Türkiye'den. Kırklar elinden kaçanlar var. Arabanın bagajında Avrupa'ya kırklar elinde yakalanıyor. 45 kişi. Ve otomobilin bagajından bunlar çıkıyorlar. Birkaç tane otomobilin bagajından çıkıyor. Maalesef böyle bir düzen içerisinde gidiyoruz. Ama sığınmacılar konusuyla mülteci kavramını ayırt etmek gerekiyor. Mülteci sorunu bir yere kadar. Şimdi o sorun yok. Şu anda sığınmacılar sorunu var. Dünyanın fakir, savaş halinde, açlık çekildiği, yönetimlerinin gaddar olduğu bu ülkelerde insanların kaçış sorunu var. Hem kendileri hem de çocuklarının kendinden sonraki nesillerin daha iyi yaşayabilmeleri için kaçıyorlar. Burası Türkiye oluyor, burası Avrupa oluyor, Amerika oluyor, kaçıyorlar gidiyorlar. O insanları ne zamana kadar besleyeceğiz? Ne zamana kadar beslenebilir? Kaynaklar buna yeter mi? Hayır, yetmesi mümkün değil.